Merhaba gençler. Bu videomuzda MyGo1 kitabının açı ortayların açıları cevaplı testinin çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuzda ABC'de bir dörtgen BE ve C iç açı verilmiş. 110 derece, 100 derece, alfa derece olduğuna göre alfa kaçtır diyor. Burada öncelikle bir özelliğimiz var, bir teoremimiz. O teoremimizi ispat edelim burada. Bunları x, x ve y, derece diye isimlendirelim. Buradan BEC üçgeninden x ile y'nin toplamlarının 70 derece olduğunu görebiliriz. Bir de dörtgenin iç açılarının toplamının 360 olduğunu şöyle yazabilirim. 360 eşittir 2 tane x açısı, 2 tane y açısı, değil mi? 2x artı 2y artı alfa ve 100 derecelerin toplamı olduğunu yazabiliriz. Buradan 2x artı 2y'nin 70 70'ten 140 olduğunu gördüğümüzde alfamızın 120 geldiğini söyleyebiliriz. Buradan şunu çıkarabiliriz. Şöyle bir şeyimiz vardı. Buradaki E açımız, E açımız yani 110 derecemiz, alfa ile 100 derecenin toplamlarının yarısına eşit. Bunu da kullanarak yine yapmış oluruz. Buradan alfamızın 120 geldiğini yine görebiliriz. İkinci sorumuzda ABC bir üçgen, BD ve CE bir iç açı ortay olduğuna göre 80 alfa, alfa kaçtır diye sormuş. Burada yine evet, bir özelliğimiz var. Öncelikle o özelliğimizi gösterelim. Burası x derece x derece olsun. Burası y derece y derece olsun. Şunu biliyorum. 2x derece artı 2y derece artı 80 yani diğer tarafa attım. 100 derece kaldı. Toplam ne eşit? x artı y bunu abc A, üçgenine yazdım. x artı y'nin 50 derece olduğunu yani 50 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi x artı y 50 ise alfamızın 180 eksi x artı y olduğunu söyleyebiliriz. Yani alfamızın 130 geldiğini görebiliriz. Burada bunların hepsini Mustafa Hoca'nın kitabında da bulabilirsiniz. Şöyle tanımlayabiliyorduk. Alfamız esasında bizim a açımızın 90 artı a açımızın ölçüsünün yarısı ile toplamıyla bulunabilir. Buradan ne yapalım sonucu? Yani alfamızın 90 artı 80 bölü 2'den Yine alfamızın buradan 130 geldiğini görebiliriz. Üçüncü sorumuzda abc bir üçgen, BD de ve yine iç aç verilmiş. Bir önceki soruyu bu sefer tersten sormuş. Alfamız istemiş. Neydi? 140 şunu verirdi bize. 90 artı alfa bölü 2 idi. Buradan 50 eşittir alfa bölü 2'den alfamızın 100 geldiğini görebiliriz. Dördüncü sorumuzda ABC bir üçgen, BD ve CD iç açıortay, 5 alfa derece, 7 alfa derece olduğuna göre alfa kaçtır diye sorulmuş. Burada yine 7 alfanın 90 artı 5 alfa bölü 2 olduğunu yazabiliriz. Buradan diğer tarafa geçelim. 14 yani şöyle oldu. 7 alfa eksi 5 alfa bölü 2 eşittir 90'dan. 2 kere de 14'ten 5 çıktı. 9 alfa bölü 2 eşittir 90'dan. Alfamızın buradan 20 olduğunu görebiliriz. 5. sorumuzda ABC üçgeninin iki tane dış açılarının açıortaylarını ortaylarını verilmiş. Bu aradaki açıyı soruyor. Bir formülümüz var burada, bir teoremimiz. Şunu söylüyor. Şuraya bir kere A açısıysa şunun bütünlerine işte 180 eksi A açısı diyelim. Şöyle yazabiliriz. Bakın buraya da x derece, x derece y derece, y derece dediğimizde x artı Hatta şöyle yapalım, alfamızın 180 eksi x artı y olduğunu görebiliriz. Hangi üçgenden? Şuradaki üçgenden. Biz alfaya ulaşmaya çalışıyoruz. Peki x artı y içinde şöyle yazabilir miyiz? Bütün dış açıların 360 olduğunu biliyoruz. 360'dan bu a açısının dış açısını, yani 180 eksi a'yı çıkardığımızda ve bunu da ikiye böldüğümüzde bir tane x artı y'ye ulaşmış olabiliriz. Çünkü dediğim gibi 2x ile şuradaki 2y'nin ve bir de 180 a'nın toplamının üçgenin dış açılarının toplamına eşit olduğunu bulduk. Buradan x artı y'nin yaparsak işlemleri 90 artı a bölü 2 geldiğini görebiliriz. Bunu yukarıdaki eşitlikte yerine yazarsak alfamızın 90 eksi a bölü a açısı bölü 2 olduğunu görebiliriz. Böylelikle bu kullanacağımız formülü bir kere daha göstermiş olduk. Tabii ki Mustafa Hoca'nın kitabında bunları ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Böylelikle alfamızın 90 80 bölü 2'den yani 50 geldiğini görebiliriz. Altıncı sorumuzda bu sefer buradaki açıyı vermiş. Biraz önce formülüne bakmıştık. İki dış açı ortaylarımızın kesiştiği aradaki kalan açı. Böylelikle 90 eksi alfa bölü 2'nin 40 geldiğini Buradan alfa/2'nin bölü 50. Bundan ötürü de alfamızın 100 geldiğini görebiliriz. Yedinci sorumuzda ABC bir üçgen, BD iç açı ortay, CD dış açıortay. 30 alfa olduğuna göre alfa kaçtır? Burada da bu aradaki açı tep açısının yarısı gelecekti. Bu kuralımızı yine bir ispatlamaya çalışalım. Şuraya M diyelim. M açımız şuraya da alfa açısı dedik. Buraya x derece, x derece, y derece ve y derece yazalım. Bakın şurada yazmaya çalışacağım. Birinci eşitliğimiz şu. 2 tane y derecemiz m artı 2 tane x derecemize eşit. Tekrardan y derecemizin her biri de alfa ile x açısının toplamına eşit. Yerine yazdığımda 2 alfa artı 2x'in m artı 2x'e eşit olduğunu gördük. Yani bu eşitliği aldım burada yerine yazdım. Böylelikle 2x iki değerimizin gittiğinden ve m açısının 2 tane alfa olduğunu ya da alfanın m açısının yarısı olduğunu görebiliriz. Böylelikle burası 30 derece ise alfamızın 15 derece geldiğini, bundan dolayı alfamızın 15 olduğunu görebiliriz. 8. sorumuzda abc ve bir üçgen, bd iç aç ortay, dış aç ortay. Bu sefer ters dememiş. Eğer burası 12 ise daha önceki soruda ispat etmeye çalıştık. Alfamızın bundan dolayı 24 derece. Bundan dolayı da alfamızın 24 olduğunu söylemiş oluruz. 9. soruda ABC bir üçgen, BD iç açıortay, c'de dış açıortay, 7 alfa, alfa artı 10 olduğuna göre alfa kaçtı demiş. Burada aynı özellik. Bu sefer 7 alfanın yarısının alfa artı 10 ya da 7 alfanın 2 tane alfa artı 10 olduğunu yazabiliriz. Bu denklemi çözdüğümüzde 2 alfa artı 20. Alfalar bu tarafa geçtiğinde 5 alfa eşittir 20'den alfamızın 4 geldiğini görebiliriz. 10. sorumuzda ABC bir üçgen, BD iç açı ortay, CD dış açıortay eşitlikler verilmiş. Buna göre alfa kaçtır diye soruyor. Burada hemen kullanacağımız, sıkça kullanacağımız şu özelliklerini de bahsedip öyle geçelim. Şuradan uzattığımda A açısının bu dış açısı olan şuradaki açımızın da bir açı ortay olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü şöyle bir teoremiz var iki dış açı orta ortay değil mi? O, o, onun kullanılmayan açının iç açı ortayıyla kesiştiği nokta birdir diye bir teoremimiz var. Bundan dolayı burası alfa ise buranın alfa olduğunu söyleyelim. Ee, ondan sonra çözümümüze geçelim. Ve bu üçgenimizde şu tepe açımızda 2x derece derse eğer şunun x derece olduğunu göstermiştik. Peki burası x derece ise BDC üçgeninin eşitliği ikiz kenarlığından buranın da x derece x derecenin geldiğini söyleyebiliriz. Yine ABC üçgeninin 2x ile 2x 4x yani şuradaki dış açının toplamının 4x derece olduğunu bunun da 2x derece 2x derece paylaşacağını söyleyebiliriz. Buradan yine DEC üçgenimizin ikiz kenarlarından ikiz kenarların ikiz açılar olur. Buranın da 2x derece olduğunu yazabiliriz. Böylelikle şuradan DEC üçgeninden 5x derecemizin 180, x derecemizin de x'imizin daha doğrusu 36 olduğunu söyleyebiliriz. Evet şimdi bunu bulduktan sonra bakın 2x burada 72 dereceydi hatırlayın. Geriye kalan 108 dereceyi de iki parçaya böleceğiz değil mi? Alfamız o zaman ne olacak? 54 derece gelmiş olacak. Yazalım buradan alfamız 54 olur gençler. 11. sorumuzda ABC üçgen x dereceler, y dereceler ve z derecelerimiz soruda verilmiş. 50 x eksi y 10 olduğuna göre c açımız kaçtır? Buradan birinci görmemiz gereken şey x artı y'nin 90 olduğunu gördük. Bakın burada bir doğru açımız var. Bundan dolayı x artı y'nin 90 olduğunu yazabiliriz. Yine x eksi y de bize 10 olarak soru tarafından verilmiş. Buradan taraf tarafı topladığında 2x'in 100, x'in 50 geldiğini görürüz. Peki x 50 ise y'mizin de buradan 40 geleceğini yazabiliriz. Buradan z açımız ile 50 derecelik açının 2 tane y'ye eşit olduğunu, 2 iç açı bir dış açıdan söyleyebiliriz. Yani 2 tane Y 80 eşittir. 50 artı Z'den Z'mizin buradan 30 çıktığını gördük. Peki bitti sorumuz. Burada 30 var. Burada 30 var. Burası 60 yaptı. 60 artı 50, 110. Böylelikle şuradaki C açımızın ölçüsü yani MC'mizin ölçüsü 180'den 110'un farkı. 180'den 110'un farkı yani MC'mizin ölçüsü 70 olarak gelecektir. 12. sorumuzda Aç ortaylarımız verilmiş. 40, 10, lambda. Buna göre lambdamızı bulalım. Biraz önceki sorunun benzeri. Yine burada teta ile beta'nın toplamlarının 90 olduğunu yazalım. Ee, beta eksi, beta eksi teta'nın da 10 olduğunu bize söylemiş. Böylelikle iki betamızın yine 50, betamızın 100 pardon, betamızın da 50 olduğunu gördük. Peki beta, beta 50 derece ise buradan tetamızın da yine 40 geldiğini görebiliriz. Şunları kutu içerisine alayım, belli olsun. Peki yine buradan 40 derece ile alfa derecenin 2 beta'ya eşit olduğunu yazarsak, yani 100 eşittir bu sefer, alfa artı 40'tan alfamızın da 60 olduğunu gördük. Evet, şu anda son olarak lambda'yı bulacağız. Burası bakın 60-60, 120 oldu. Ee, 40 daha var burada, 160. Lambda'mıza, lambda'mıza 20'nin kaldığını görebiliriz. 13. soruda ABC'de bir üçgen iç aç ortaylarımız verilmiş. Alfa teta alfanın bir aralığı verilmiş. Buna göre tetamız kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye soruyor. Burada tetamızın tetamızın 90 artı alfa bölü 2 olduğunu unutmayalım. Bunu daha öncesinde göstermiştik. Kitaplarımızda Mustafa hocamızın kitaplarında da var. Burada o zaman şunu yazabilirim ben. 60 küçük alfa o da küçük 100. Her tarafı 2'ye böleyim. 30 küçük alfa bölü 2 o da küçük 50. Ye. Her tarafa 90 ekleyeyim. 120 küçük 90 artı alfa bölü 2 o da küçük 140 diye yazdım. Buranın bakın teta olduğunu gördük gençler. Yani şunu yazabilirim artık. 120 küçük teta o da küçük 140 arasında. Bunu şöyle yapacağız. 140 ile 120'nin farkı artış miktarının 1 olduğu için ve uç noktalara da dahil olmadığından çıkarıyoruz. Yani toplamda 19 tane tam sayı değeri alabilir. 14. sorumuzda ABC'de bir üçgen, BD ve C'de iç açıortay, alfa, teta, buna göre alfa ile teta arasında geçerli olan bağıntı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Şöyle yapabilirim ben. Öncelikle şuranın, bakın şuranın 90 artı alfa bölü 2 derece olduğunu yazabilirim. O zaman şunu yapalım. 180 eşittir. 90 artı alfa bölü 2 ile teta'nın toplamına eşit. Yani şu ikisinin birbirlerinin bütünlerinin olduğunu yazdık. Buradan 90 eşittir. 2 teta artı alfa bölü 2. Buradan o zaman alfa artı 2 teta'mızın 180 derece olduğunu yani 180 olduğunu yazabiliriz. 15. sorumuzda ABC bir üçgen iç açı ortaylar vermiş. Alfa, beta, teta Buna göre beta artı tetan da 310 olduğu söylendiğine göre alfamız kaçtır diye veriliyor. Şunu yapabiliriz. Şuradan bu doğruları uzatmak istiyorum. Bakın şu doğrularımızı uzattığımızda yani iç açıortaylarımızı ortaylarımızı kesiştirdiğimizde şuradaki oluşan Şuradaki oluşan açımızın, ne bakın şuradaki oluşan açımızın, şöyle yazayım, evet. Şuradaki oluşan açımızın 90 artı alfa bölü 2 derece olduğunu söylemiştik. Çünkü iki tane iç açıortayın üçgen içerisinde kesiştiği noktanın oluşturduğu açı. Böylelikle şunu diyebilirim. Beta artı, beta artı, teta da 310 derece ise şuradaki dış açımız, bakın kalemimin rengini değiştireyim. Şuradaki dış açımızı, şuradaki dış açımızı, şuraya yazalım. 360 eksi 310'dan 50 geldiğini görebiliriz. Böylelikle bu dış açı 50 ise geriye kalan şu kırmızı açının yani şuradaki 90 alfa Arta alfa bölü 2 açısının 130 kaldığını görebiliriz. Yani şu denklemi çözeceğiz. 90 artı alfa bölü 2 eşittir 130'dan. Alfa bölü 2 eşittir 40. Alfamızın 80 geldiğini görebiliriz gençler. 16. sorumuzda. ABC'de bir dörtgen. 2 tane iç aç ortaya verilmiş. 130 alfa buna göre alfa kaçtır? Bunu yapmıştık daha öncesinde. Yani şu 130 derecelik açımız esasında A açısıyla şöyle yazalım. MA açısıyla... MD açısının toplamının yarısına eşitti. Bunu düzenleyelim o zaman. 130 eşittir. 90 verilmiş açısı alfa bölü 2. Yani 260 eşittir. 90 artı alfa. Peki 90 bu tarafa geçerse alfamızın 170 olduğunu görebiliriz. 17. sorumuzda ABC'de bir dörtgen iç aç ortaylar. 170-120 teta alfa verilmiş. Buna göre alfa artı teta kaçtır diye soruyor. Yine şuradaki İç aç ortaylarımızın kesiştiği yeri bir tespit etmeye çalışalım. Şunları çizdiğimizde şuradaki açımızın, şöyle şuradaki açımızın ne olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Nasıl yapacağız peki buradaki açımızın ne olduğunu bulurken? Bakın iki dış açı, yani buradaki oluşan şu küçücük üçgenin iki dış açısı yani 290. Böylelikle buraya 70 derece kalır. Çünkü burası da onun dış açısı. Yani taradığımız şuradaki açı 110 derece gelecektir. Peki bu 110 derecelik açı şuna eşit mi? 110 eşittir. Yine alfa artı teta bölü 2 idi. Yani 220 eşittir alfa artı teta gelmiş olur. Bunu da şıklarda C'de görüyoruz. 18. sorumuzda ABC bir üçgen iç açıortaylar ortaylar verilmiş bir paralellik var. Bakın paralelliğimiz şöyle belirtelim. DE'nin DE'nin AB'ye paralel olduğunu soru bize vermiş. Buna göre 80 alfa ise alfamız kaç derece diye sormuş. Şunu yapabiliriz. Bakın burası 80 ise burasının da 80 olduğunu söyleyebilirim. Neden? Yöndeş açılardan. Peki bu 80 ise alfanın 90 artı 80 bölü 2 yani 130 derece olduğunu gördüm. 19. sorumuzda abc üçgeninde iç aç ortayları 80 derece alfayı tetayı vermiş. Buna göre alfa artı tetanın toplamını sormuş bize. Şöyle düşünebiliriz. Bakın şuradaki taradığım açı iki iç açıortayın ortayın kesişiminde oluşan açı. Yani 90 artı 80 bölü 2'den 130 geldiğini söyleyebilirim. Burada şunu da yapalım. Kalemimin rengini değiştireyim. Şurada AFDE dörtgenim için bir dış açı oluştu. Yani 50 derecelik bir dış açı oluştu. Burada yine aynı şekilde şu doğrultuyu uzattığımda şuradaki dış açımızın da 100 derece olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde diğer iki tane dış açımızda alfa teta. Yani alfa artı teta artı 100 derece ve 50 derecenin toplamlarının 360 yani dış açıların toplamından geldiğini görürüm. O zaman alfa artı teta'mızın 210 olduğunu görebiliriz gençler. 20. sorumuzda ABC bir üçgen BD ve CE iç açı ortaylar verilmiş. Buradaki diklikleri söylemiş bize. Alfa olduğuna göre alfamızı bulalım. Şöyle yazabilirim. Eğer burası alfa ise, alfa ise buranın 180 eksi alfa olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü bakın burada bir 90-90'dan hatta bunun kirişler dörtgen olduğunda sıkça ileride kullanacağız. Buranın 180 eksi alfa derece olduğunu yazabiliriz. Peki alfamız neydi? Alfamızı da şöyle yazabiliriz. İşte 90 artı 180 eksi alfanın yarısı olarak yazabiliriz. Bunu sıkça kullandık zaten. Bu, bu denklemi çözdüğümüzde çözüme ulaşabiliriz. Alfa eşittir 180 artı 180 eksi alfa bölü 2'den 2 alfa eşittir 360 eksi alfa. Şu alfa'mız. Buradan e, 3 alfa'mızın 360 olduğunu ve alfa'mızın 120 geldiğini söyleyebiliriz. 21. Soruda BD ve CD doğruları ABC üçgeninde. BE ve CE doğrularda DBC üçgeninin bire iç, iç açı ortaylardır. Bakın, öncelikle şuradaki iç açı ortaylarımız, şunu, şu üçgenimizin, yani şunlar, şu kırmızı ile BDC üçgeninin iç açı ortayları ve şu mavi ile maviyle mavi ile belirttiklerimde, maviyle mavi ile belirttiklerimde evet, ABC üçgeninin iç açı ortayları olduğunu söylemiş. Peki, öncelikle şuradaki, şu taradığım, maviyle taradığım, şu açımızın, 90 artı 90 bölü 2'den 135 geldiğini söyleyebiliriz. Tekrar söylüyorum neden? Çünkü bu iki iç açı ortayın, ABC üçgeni için iki iç açı ortayın esasında kesiştiği yer. Peki aynı şekilde BDC üçgen içinde kırmızı renkle yazalım. Yine şu alfamızın alfamızın 90 artı M buradaki D açısının yarısının toplamı olduğunu yazabilir miyiz? Evet. Böylelikle buradan alfamızı yazalım. Yani 90 artı 135 bölü 135 bölü 2 bulalım. Burada 90, 135 e, 67 buçuk 67 buçuk toplamları 157 buçuk 157 buçuk olarak gelir. 22. sorumuzda ABC bir üçgen BD ve CD iç açıortay, alfa bakın CD bir açısını vermiş olduğuna göre Alfa aşağıdakilerden hangisi olamaz? Buradan kesinlikle şunu biliyoruz arkadaşlar. Şu A açısı bir derecelik bir açı bile olsa. Bakın şuradaki A açısı bir derecelik bir açı bile olsa. Bunun e, alfanın 90 artı MA bölü 2 olduğunu gördük ve sıkça da kullandık. O zaman burası bir derece dahi olsa bunun 90'dan büyük olacağını yani geniş bir açı olacağını söyleyebiliriz. Buranın her zaman geniş açı olacağını söyleyebiliriz. Böylelikle şıklarımızdaki geniş olmayan yani dik açı olan 90'ı alamayacağını, Yani bu alırsa a açısının sıfır olması gerekir. Böylelikle üçgen oluşmaz. Ee, gördüğümüz üzere buranın geniş açı olması gereklidir. 23. Sorumuzda ABC bir üçgen, BD ve CD iç açıortay, bir diklik verilmiş bize 3 alfa, k tane alfa ise k kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada hemen şu taradığım açının, şu taradığım açının hemen şu olduğunu hatırlayalım. 90 artı MA bölü 2 olduğunu hatırlayalım. Yani o zaman şöyle yazabilir miyim? Oradaki açı da 90 artı 3 alfa. Çok güzel. O zaman 90 artı e, MA da k tane alfa bölü 2. Çok güzel. O zaman bunlar gittiğinde 6 alfa'nın k tane alfa olduğunu, yani k'mızın da buradan 6 olduğunu görebiliriz. 24. sorumuzda ABC bir üçgen eş açılar verilmiş. 3 tane sol tarafta, 3 tane de sağ tarafta eş açılar var. Buna göre alfanın kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye düşün. Şöyle diyebiliriz. Burası x derece, burası x derece, burası x derece olsun. Bunlar da y, y, y olsun. Birinci bildiğim şey şu. MA açısının ölçüsüyle 3x artı 3y'nin toplamı 180. Bunda şunu düşünebilir miyim? Ma açısı sıfıra çok yakın dahi olsa 3x artı 3y'nin 180'den küçük, bundan dolayı da x artı y'nin 60'dan küçük olduğunu görebiliriz. Bu birinci olarak dursun. Yine Bc üçgenimizden alfa artı x artı y'nin 180 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada x artı y 60'dan çok küçükse, mesela 60 olsa 120 olurdu bu, ama 60'dan çok küçük olduğu için alfa'nın bir kere 120'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce de konuşmuştuk bakın. BDC üçgeni için bunların ikisi e, iç açı ortaylar oluyor. Değil mi? İç açı ortayların kesiştiği şuradaki açının da geniş açı olduğunu ve 180'den küçük olduğunu düşünürse ya alfamız 120 ile 180 arasındaki bütün değerleri tam sayı değerlerini alabilir. Yani 180 eksi 120 eksi 1 çünkü uç noktalara dahil değil. Buradan dolayı 59 tane tam sayı değeri alabilir. 25. sorumuzda a dörtgen DE ve AE iç açı ortaylar verilmiş. Yani C-B 20 olduğuna göre C kaçtır? Buradan şunu biliyorduk. C açısının ölçüsü ile B açısının ölçüsünün yarısı 100'e eşittir. Yazalım bunu. Yani MC artı MB'nin yarısı 100'e eşittir. Buradan şunu yazabilirim o zaman. MC'nin MB'nin toplamı 200. Peki MC eksi MB'yi de soru bana vermiş 20 olarak. Buradan iki taraf tarafı topladığımda iki tane C açısının ölçüsü 220. Bundan dolayı C açımızın ölçüsünün 110 olduğunu görürüz. 26. sorumuzda ABC dörtgen CEBE açıortayla verilmiş. 70 derece alfa teta dereceler verildiğine göre alfanın teta cinsinden değeri. Burada arkadaşlar yine bakın bir dörtgende Tersten gibi olsa da iki tane iç aç ortaydan kesiştiği arada kaldığı alfayı soruyor. Esasında biz alfamızın 70 artı teta bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bize kuralı öğretici bir şekilde sorumuz sormuş oldu. 27. soruda ABCD dörtgen bunların iç aç ortaylar olduğu 110 derece alfa olduğu söylemiş. BEC açısının bakın BEC açısının 110 derece olduğu şurası 110 derece ise şunu söyleyebiliriz. Buraya x, x diyelim. Buraya y, y diyelim. Şunu iyi biliyorum. 2x derece, şunlar derecelerimiz. 2x derece ile 2y derecemizin yarısı bizim e açımıza eşit. Yani 110'a eşit. Buradan x artı y'nin 110 olduğunu görürüm. Şu üçgende a, bakın şu taraladığım üçgende ise x artı y ile t açısının yani dta açısının şuradaki açımızın üçgenin iç açılarından alfa artı x artı y'nin 180 oluşturduğunu görürüz. Burada bunu 110 bulmuştuk. Alfamızın 70 olduğunu görebiliriz gençler. 28. sorumuzda ABC'de bir üçgen, BD ve CD dış açıortaylar. Burada hemen şuraların 3 alfa ve 4 alfa derece olduğunu yazabiliriz. İki tane eşitlikten yararlanacağım. Birincisi şu K tane alfanın şu olduğunu biliyorduk. 90 eksi 5 alfa bölü 2 olduğunu biliyoruz. Yine şuradaki üçgenin iç, aç iç açılarının toplamının 180 olduğunu yani k alfa artı 3 alfa ile 4 alfanın toplamı. Buradan o zaman yine k alfamızın 180 eksi 7 alfa olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki eşitliği birbirlerine eşitlersek 180 eksi 7 alfamızın 90 eksi 5 alfa bölü 2'den Buradan işlemleri yaptığımızda 360-14 alfanın 180-5 alfa, buradan 9 alfamızın 180 ve alfamızın 20 olduğunu görürüz. Peki alfamız 20 olduğunda burası 100 derece, bakın burası 100 derece, yine burası 90-100 bölü 2'den 40 derece olduğunu görebiliriz. E burası 40 derece ise k tane alfa, yani k tane 20, 40'a eşitse k'mızın, 2 geldiğini görürüz gençler. 29. sorumuzda ABC bir üçgen, BD ve CD dış açıortaylar, alfa, teta. Bakın yine alfa 60 ile 90 arasındaysa teta kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye sormuş. Biz burada öncelikle teta'yı şöyle yazabiliriz. 90 eksi alfanın yarısı olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle ben 60 küçük alfa o da küçük 90'ı bir benzetme yöntemiyle şunu yapacağım. Eksi 90 küçük Eksi alfa küçük. eksi 60. Her tarafı ikiye bölüyorum. Eksi 45 küçük. Eksi alfa bölü 2 küçük. O da eksi 30'a. Şimdi 90 ekleyebilirim artık. 45 küçük. 90 eksi alfa bölü 2. O da küçük 60'tan. Bakın burayı artık teta diye isimlendirebilirim. Yani tetamızın 45 ile 60 arasında olduğunu gördük. Peki burada ne, nasıl buluyoruz? Yine daha önce de yaptığımız gibi uç noktalardan farklı olduğundan 14 tane tam sayı değeri alabildiğini gördük. 30. sorumuzda ABC bir üçgen dış aç ortaylar verilmiş. Alfa, teta, beta ve bunlar arasındaki 210 derecelik bağlantı verildiğine göre alfa kaç diye sorulmuş. Öncelikle şu aç ortayları ben bir kesiştirmek istiyorum. Şöyle bir kesiştirmeye çalışayım. Evet, buradaki gördüğünüz üzere şu alfa, şuradaki açımızın, bakın şuradaki açımızın şu olduğunu yazabiliriz. 90 eksi alfa bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradan şu eşitliği de yazabilirim o zaman 90 artı alfa pardon eksi 90 eksi alfa bölü 2 artı beta artı teta 180. Neden dolayı hocam? Şuradaki b işte benim çizdiğim şuradaki k olsun b üçgeninde. Peki buradan o zaman düzenleyelim bunu 90 diğer tarafa geçti. 2 e, tane beta artı 2 tane teta eksi alfa 2 ile çarptığında buradan 180 olduğunu tekrardan gördük. Bakın şunu gördüm. Değil mi? Burada bir de alfa artı beta artı teta'nın 210 olduğunu buradan beta artı teta'yı çekebilirim bakın. 210 eksi alfa burada yerine yazarsam şunu bulmuş oldum. 420 eksi 2 alfa eksi alfa eşittir 180'den. Buradan 3 alfamızın 180 bu tarafa geçtiğinde 240 alfamızın da bundan dolayı 80 olduğunu görebiliriz. 31. soruda ABC, B, B, K ve C ile birer dış açı verilmiş. Buna göre alfamız kaçtır? Yine buradaki dış açı şöyle uzatmaya çalışalım. Şunu da buradan uzatayım. Evet kesiştirelim. Şimdi buradaki yine şu taradığım açımızın ne olduğunu yazabiliriz. 90 80 bölü 2'den 50 olduğunu söyleyebilirim. Bakın burası 50, burası 90 sa değil mi? Burası 50 ise buranın da 40 olduğunu gördüm. Demek ki alfamız 180 eksi 40'dan 140 olarak gelir. 32. soruda ABC'de bir dörtgen var. CEDE bir e dış açıortay. 40 alfa teta alfa artı teta toplamı kaçtır? Bu soruyu şöyle bir farklı bir yöntemle çözmeye çalışacağım. Bakın ben şu dörtgenin kenarlarını birazcık şöyle açmak istiyorum ve tekrardan tam olarak AB'ye paralel bakın AB'ye şöyle göz kararı paralel olarak çizdiğim daha geniş bir dörtgen varmış gibi düşünüyorum. Yine şuranın alfa olduğunu olmasını istedim. Şuranın da teta derece olmasını istedim. E bu benim genişlettiğim şu dörtgende fark ettiğiniz üzere yine alfa ile teta'nın yarısının 40 olduğunu görebiliriz. Yani hani dörtgenin dışında kalmışsa bu sağlanmaz gibi düşünmeyeceğiz bu dörtgenimizi genişlettiğimizde yine buradaki alfa artı teta bölü 2'nin bizim 40'a eşit olduğunu görebiliriz. Alfa artı tetamız bundan dolayı 80 olarak gelecektir. 33. soruda ABC'de bir dörtgen DE, e, B, F ve cfe iç aç 110 derece. Bakın bunlar iç aç ortaylarmış. Şöyle bu noktalarımızı belirtelim. Şurada çift çizgimiz olsun. Şurada da tek çizgimiz olsun. Bunların iç açı ortaylar olduğunu söylemiş. Buna göre alfamız kaçtır diyor. Şimdi şuradaki 110 derecenin şuraya ben e, x derece x derece ve buranın da y derece y derece olduğunu yazarsam. 2x artı 2y'nin yarısının 110 derece olduğunu kullanalım. Buradan x artı y'miz 110. Bakın burada da şuradaki x artı y artı alfanın yine 180 üçgenin iç açılarının toplamının 180 olduğunu görürsek alfamızın 70 geleceğini buradan görebiliriz. 34. sorumuzda ADE üçgeninin dış açı ortayları BC kenarını F ve K'de kesiyorlarmış. Bunu söylemiş. 60-70 derece olduğuna göre alfa kaçtı. Burada şu iki dış açı ortayımızı şöyle birazcık kesişmeleri için uzatalım. Şuradaki açının biliyorum ki ben, bakın şuradaki açının biliyorum ki ADE üçgeninin dış açılarının kesimi olduğundan dolayı 90-alfa eksiye bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Bu dursun. Yine buradaki bakın ters açılardan 60, şuradaki ters açıdan da 70 geldiğinde bu aynı 90 eksi alfa bölü 2'nin 60 artı 70 yani 180'den 130'un fark olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki 60 artı 70'in 130 olmasına kaynaklı. Yani 90 eksi alfa bölü 2'miz 50. Buradan alfa bölü 2'miz 40'tan alfamızın 80 olduğunu görürüz gençler. 35. sorumuzda ABC bir üçgen, bir iç açı da bir dış açı ortaya yine kesiştirilmiş. Alfa, teta verilmiş. 3 alfa eksi teta 70 oldu. Evet burada şunu diyebiliriz hemen. Alfamızın 2 teta olduğunu hatırlıyorsanız ispat etmiştik. Kitapta da var. Bunun yerine yazalım. Yani 3 tane 2 teta değil mi? Alfa yerine 2 teta yazıyorum. 3 tane 2 teta eksi tetamızın 70 olduğunu soru bize vermiş. Yani 5 tetamız 70 ise tetamızın 14 olduğunu görebiliriz. Bizden alfayı sormuş. 2 titaydı. O zaman alfamızın 28 geldiği görülür. 36. sorumuzda ABC bir üçgen. Yine bir iç açı ortayla bir dış açı ortay. Biz bu sefer kesiştirelim. Şuradan şöyle çıktım. Şöyle birazcık da uzatayım. Evet. Şu açı ortaylarımızın şurada bir yerde kesiştiğini görelim. Buradan şu açımızın bakın gençler. Şu açımızın 32'nin yarısı yani 16 derece olduğunu söyleyebilirim. Yine buradaki 90'dan dolayı alfamızın da 90 artı 16'dan 106 geldiğini görmüş oluruz. 37. sorumuzda ABC bir üçgen iç açı ortayla dış açı ortayı kesişmiş. Bir paralelliğimiz var. 15 alfa ise alfamız kaçtır diyor. Evet bir iç açı ortayla bir dış açı ortayı kesiştiğinden buranın 30 derece olduğunu sıkça kullandık görmüşsünüzdür. Yine buraya bir x, x dediğimde bakın şöyle düşünün arkadaşlar. Şuradaki dışarıdaki şu iki tane açımız değil mi? Yani iki alfamız 2x artı 30'dan o zaman bir alfamızın x artı 15 geldiğini görebiliriz. Peki yine aynı şekilde şuradaki z kuralı çok karışmasın diye sonradan sileceğim ama şuradaki z kuralından burası alfa ise burası da alfa yani x artı 15 olduğunu görürüz. Böylelikle buranın da x olduğunu gördük. Buradan ABD üçgenimizin x x'ten dolayı bu kenarının bu kenarına eşit ve buradaki x artı 15, x artı 15'ten dolayı da AB'nin de AC'ye eşit olduğundan buranın 2x derece geldiğini gördük. Evet şimdi artık buradaki bir denklemle 5x derece artı 15'in 180 olduğunu buradan x'imizin 37,5 geleceğini görürüz. Peki alfamız neydi? x artı 15'ti. Yani 37,5 derece ile 15'i topladığımızda alfamızın 52,5 derece geldiğini görebiliriz. 38. sorumuzda ABC bir üçgen, BE iç açıortay ortay. Bunlar da dış açıortaylı ortaylı olarak verilmiş. Alfa, teta, beta. Alfa, teta ve betanın toplamı 170 ise betamız kaçtır diye söylüyor. Evet bu BD'mizin, bakın şunların dış açıortay ortay olduğunu, CD'mizin dış açıortay ortay olduğunu söylemiş bize. Bir de BE'nin de iç açıortay ortay olduğunu biliyorum. Buraya çift çizgi, buraya da çift çizgi yazabilirim. Bakın buradan bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın 90 oluşturduğunu teorem olarak söylemiştik. Buradan teta ve beta'nın, bakın teta ve beta'nın o zaman 90 geleceğini görebiliriz. Hangi üçgenden? B, e, D üçgenimizden gördük. Buna göre alfamızın, alfamızın 80 olduğunu sorudaki bilgiyi de beraber bulmuş olduk. Eğer burası 80 ise, bakın burası bir iç açı ortay, şuradaki açı da ters açıdan, bakın şuradaki açı da ters açıdan, şuradaki ters açıda. Yani şuradaki E kesişimi, bir iç aç ortayla bir dış aç ortayın kesişimi olduğunda alfamızın 2 beta olduğunu buradan yazabiliriz. Böylelikle alfamız 2 beta ise ve o da 80 ise betamızın 40 geldiğini görmüş oluruz. 39. sorumuzda DAC, CAB yani buradaki bir aç ortayı verilmiş 72. Burada şu doğruyu uzatmak istiyorum. Buradan bir yere ulaşacağız gençler. Evet şuradaki açımızın da 3 açının toplamı 180'den 72 derece olduğunu çok güzel. Buranın da bir dış açı ortay olduğunu görmüş olduk. Bakın tekrar ediyorum. Buranın da 72 olduğundan dolayı bir dış açı ortay. Bunlar dış açı ortaysa şurayı da uzatalım. Bakın buranın da bir dış açı ortay olduğunu söylemiştik. Şöyle buraya da alfa yazabiliriz. Buradan hemen alfa derece. 2 alfamızın 132 ve alfamızın 66 geldiğini söyleriz gençler. 40. sorumuzda ABC bir üçgen, BD iç aç ortay ve bir dış aç ortay kesişmiş. 12 derece alfa olduğuna göre alfa kaçtır? Evet burada yine buranın 24 olduğunu gördük. Daha öncesinden çokça kullandık. Bir iç aç ortay, bir dış aç ortay. Burada yine şunu yapabilirim. Bir önceki soruda kullandığım özellikle şurayı uzattım bakın. Evet o zaman buradaki alfamızın, alfamızın buna eşit olduğunu neden? Çünkü iki dış aç ortay ve bir iç aç ortay bu D noktasında kesiştiğini söylemiştik. Böylelikle iki alfamızın 156 derece ve alfamızın da bundan dolayı 78 geldiğini söyleyebiliriz. 45. soruda ABC bir üçgen, BD ve AE iç açıortaylar yani şunlar ve şunlar iç açıortaylarımız. CD ise dış açıortay. Şurayı da çift çizgiyle göstermek istiyorum. Bakın bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın kesiştiği yer 20 derece olduğundan A açısının 40 derece olduğunu ve bundan dolayı buradaki her bir açının 20 derece olduğunu söyleyebilirim. Buradan şunu yapabiliriz. A, üçgeninin dış açılarını düşünelim. Bakın şuradaki şu doğruyu uzatıyorum ve şuradaki de bizim 160 derecemiz olur. Evet o zaman A, üçgenimizde 160, alfa ve tetamızın 360 oluşturacağını Bundan dolayı da alfa ile teta açımızın 200 derece geldiğini söyleriz gençler. 42. sorumuzda ABC bir üçgen BD iç açıortay verilmiş. E burada hemen gözlerim şunu aradı. 24 dereceye 48 yani birbirinin iki katı ise buraya da dış açıortay diyebiliriz. Tersini ispatını yapabiliriz gençler. Yine buradan şurayı uzatırsam eğer buranın da bir dış açıortay olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradan o zaman ABC üçgeninde C'yi tepe açısı kabul edecek şekilde. Bakın tarayayım görebilmen için. Bir iç aç da bir dış aç ortaya yine D'de sol taraftan kestiğini söyleyeyim. Burası alfaysa buranın 2 alfa derece geldiğini de yazabiliriz. Böylelikle 2 alfa ile 2 tetamızın toplamının 180 ve alfa tetamızın toplamının 90 geldiğini söyleyebiliriz. 42. sorumuzda ABC bir üçgen, iki tane iç açıortaylarımız verilmiş. Bu soruyu şöyle çözelim. Buraya x derece, x derece ve buraya y derece, y derece diyelim. Bakın şuradan şuradaki açımızın, şuradaki taradığım açımızın 2y artı x yani iki iç açı bir dış açıdan şuradaki 100 derecemiz olan şu taradığım açının da 2x artı y derece olduğunu yazabiliriz. Peki burası aynı zamanda 180'den 160 çıktığımızda 116 derece geldiğini söylerim. O zaman 2y artı x eşittir 116 derece ve 2x artı y'nin de 100 derece olduğunu söyledim. Taraf tarafa toplarsam 3x artı y'nin eşittir burada 216 geldiğini ve x artı y'mizin 72 olduğunu görürüz gençler. Peki burada bizden istediği açıya ulaşabilmek için 2x artı 2 y'yi 180'den çıkarsak yeterli. Yani şuradaki mc açısının ölçüsü esasında 180'den 2 tane x artı y'nin farkına eşit. O zaman 144'ü çıkarsam mc'mizi 36 olarak bulmuş olurum gençler. 44. sorumuzda DOA bir üçgen. Evet açılar eşitlenmiş. Burada birbirlerine benzer açılarımız söylenmiş. İşte AOB, BOC'ye ve BOC'de COD'ye. Burada eşitlik olarak verilmiş. 126, 120. Buna göre CBO3 açısı kaçtır? Bakın CBO açısı. Şuradaki taradığım açı kaçtır diye sormuş bize. Buradan şunu yapabilirim. Evet, şuradaki bakın 60 derece yazdım. Buradaki 60 derece yazdım. Bunların her birine x, x, x diyelim. Şuradaki bir dış açımızın veya hatta şuradaki iç açıya da eşit olduğunu 60 artı x geldiğini görebiliriz. Şimdi buradaki yine 60 artı x ile şuradaki 2x'in toplamı da 126. Yani 60 artı 3x'in 126, 3x'in bundan dolayı 66 ve x'imizin de 22 geldiğini görmüş olduk. Peki x'imiz 22 ise şuradaki üçgenin iç açılarının toplamından 60 artı 2x artı bizden istenilen e, alfa diyelim. Alfamızın toplamının 180 geldiğini. 2x'imiz 44, 104 diğer tarafa geçtiğimizde alfamızın 76 kalacağını görmüş oluruz. 45'in soruda ABC'de bir dörtgen BE ve DE iç açıortay Beta, alfa, teta verdiğine göre alfanın beta ve teta cinsinden değerini istiyor arkadaşlar. Şimdi burada şunu yazabiliriz. Birinci şuraya mesela x, x. Buraya da y, y açıları bir yazalım. Sonradan onların yerlerine yazacağız benzerlerini. Birinci olarak alfanın x artı y ile betanın toplamı olduğunu şuradakinden e, a, b, e, d dörtgeninden yazabiliriz. Yine aynı şekilde, yine aynı şekilde tetamızın da 2 tane x artı 2 tane y artı beta olduğunu yazabiliriz. Evet. Buradan x artı y'leri çekersek alfa eksi beta eşittir. Teta eksi beta'nın yarısı olduğunu söyleyebiliriz. Alfayı beta ve teta cinsini istemiştik. O zaman alfa teta eksi beta bölü 2 eksi beta'dan pardon artı beta'dan. Buradan toplarsam eğer alfamızın teta ile beta'nın toplamının yarısı olduğunu görebiliriz. 46. sorumuzda ABC ve DCA birer dik üçgen dikliklerimiz verilmiş. Bir aç ortayımız var burada. Buna göre bir de ikizkenar üçgenimiz DE, DC eşitliği verilmiş. Alfamız kaçtır diye sorulmuş. Buraya x derece, x derece desem buraya 2y derece demek istiyorum. Neden? 2x artı 2y'mizin 90 olduğunu ve bundan dolayı buranın da 2x derece olduğunu görmüş olduk. Aynı şekilde ikiz kenarların ikiz açılar olur. 2x de burası olur ve ters açıdan 2x'i gördüm. Yani 3x derecenin ne geldiğini gördüm işte 90 olduğunu görmüş oldum. Böylelikle x'imizin 30 olduğunu görebiliriz. x 30 sa DEC üçgeninden 4x yani alfamızın 180 eksi 4x olduğunu 120 alfamızın buradan 60 geleceğini görebiliriz. 47. sorumuzda ABCD ve c birer dört dikdörtgen olarak verilmiş. Burada şunu yapabiliriz gençler. Buraların 90 olduğunu, değil mi? Şuraların 90 olduğunu unutmayalım. Evet. Bir de BAF ve CAF açısının eş olduğunu söylemiş. Kesişimleri de K'daymış. Olduğuna göre önermelerin hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Şöyle yapalım. DC eşittir BF'ye. DC eşittir BF'ye. Evet BF'ye bakalım. Şuradaki açımızın gençler eğer ben alfa, alfa, beta diye yazarsam şuranın beta olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü buranın da 90 olduğunu gördüm. Peki burası beta ise buranın da 2 alfa olması lazım. ABF üçgeninde alfa ile alfanın toplamı ancak 2 alfa olur. Bundan dolayı AB ile BF'nin eşit olduğunu gördüm. Yani BF gerçekten DC'ye eşit mi? Evet, birinci öncülümüz doğru çıktı. Buradan bakalım. EA KC'ye eşittir. EA, bakın EA'mızın KC'ye eşit olduğunu bulmaya çalışalım. Buradaki açımızın da, buradaki açımızın da alfa artı beta olduğunu ve burada yine alfa artı betamız olduğunu söyleyebilirim. Bundan dolayı buradaki açımızın beta olduğunu görmüş oluruz. Yine aynı şekilde şuradaki açımızın da bir beta olduğunu ve buranın da alfa artı beta geleceğini yazdım. Bakın gördüğünüz üzere burada bir ikiz kenarlık çıktı. Yani e, İki çizgi şu iki kenarın birbirlerine eşit olduğunu gördük. Peki bu kenar da EA'ya eşit değil mi? Çünkü dikdörtgenin diğer karşısındaki kenar. O zaman EA ile KC'miz birbirlerine eşit. Yani şuradaki 90'dan dolayı da burası alfa artı beta. Çok güzel. Bundan dolayı hatta burada bir eşken üçgen çıktığını ve KC'mizin EA'ya eşit olduğunu da göstermiş olduk. Burada bakın EAB açısıyla BCA çıkmış olabilir. E, A, B açısı ki beta. Değil mi burası beta? B, C, e açısı. B, C, A açısı. Burası da beta oldu. Bu da yine doğru oldu. Burada E, B, A açısına bakalım. E, B, A açısı. 2 alfa olarak geldi karşımıza. A, C, D açısına da bakalım. Evet, burası 2 alfa olur. Neden? Çünkü 90'a tamamlayanı. Bu eşitliğimizin de doğru olduğunu gördük. C'ye bakalım. E, B'nin B, B eşit olduğunu söylemiş. E, B'nin BK'ya eşit olduğunu veren herhangi bir eşitlik ya da ikizkenarlık kenarlık bulamadığımızdan dolayı buna yanlış olduğunu söylüyoruz. 48. soruda ABC bir üçgen BAE ile bakın şuradaki taradığım BAE ile de bakın şuradaki taradığım açıyla şuradaki taradığım açının birbirine eşit olduğunu soru söylemiş bize. Yani açıortay esasında AE bunu anladım. İki tane diklik verilmiş. Beta ve teta verilmiş. Böyle bir aralarında eşitlik olduğu söylendiğine göre yani şuradaki alfa açımızın kaç derece olduğunu sormuş. Öncelikle burada yükseklikle aç açıortay arasında kalan açı ile ilgili yine Mustafa Hoca'nın kitabında güzel bir teorem var. Şunu yazabiliriz. Bakın ben şuraya 90 eksi beta yazdım. Yine şu iki açının toplamı yani 90 eksi beta ile alfa'nın toplamı şuraya eşit. Hatta şuraya yazayım. Şuraya. Yani 90 eksi beta artı alfa eşit. O zaman şimdi şurada üçgenin iç açılarının toplamı yazalım. Yani ADC üçgeninde işte alfa artı 90 eksi beta artı alfa artı teta diğer tarafta da 90 var. 90 kalır. Evet buradaki 90'ları götürdüğümüzde 2 alfamızın beta eksi teta hatta alfamızın da beta eksi teta bölü 2 fakat beta'nın mı büyük teta'nın büyük olduğu bilinmediği durumlar için bunun da mutlak değeri olduğunu e, kitapta da bulabilirsiniz. Böylelikle biz de bir kere daha ispat etmiş olduk. Peki o zaman buradan şunu diyebilir miyim? İşte beta eksi alfanın 2 e, alfa olarak yazabilirim. Yani beta eksi tetamızın da 2 alfa olduğunu yazabilirim. Peki bizden, bize verilen eşitliği şöyle yazmak istiyorum. 12 tane beta eksi teta çarpı beta artı teta eşittir pi kareye eşitmiş. Bakın burada beta eksi alfa yerine, beta eksi teta yerine 2 alfa yazabilirim. Yani 12 çarpı 2 alfa. Peki gençler beta artı teta da bakın burada e, şu ABC üçgeninde 90 olduğundan dolayı pi bölü 2 olarak gelmez mi? Çok güzel. Karşı taraftaki sadeleşsin istediğim için pi radyan cinsinden yazdım. Böylelikle iki de sadeleşme gerekli sadeleşmeleri yaptığımda alfamızın pi'lerde sadeleşti. Pi bölü 12 geldiğini görebilirim gençler. 49. sorumuzda ABC'de bir dik üçgen ABBD dik BECA dik bu diklikler verilmiş bakın burada görülüyor. Bir de açı var dış açıortay. ABC'nin. Buna göre alfanın teta cinsinden değerini bize sormuş. Şuradaki açıya 90 eksi teta yazabiliriz gençler. Buradaki açımızda yine şuradaki diklikten kaynaklı 90 eksi alfa yazabiliriz. Aynı şekilde buranın da 90 eksi alfa olduğunu gördük. Şunu yazıyorum. Şuradaki doğru açımız. Yani 180 eşittir. 270 eksi 2 alfa ile teta eşittir. Buradan şunu yazabilirim. 2 alfamızın burada 90 kalacak. Onun yerine pi bölü 2 yazıyorum. Şıklarımız radyan cinsinden verilmiş. Eksi teta kaldı. Burada yine 2'ye böldüğümüzde alfamızın pi eksi 2 teta bölü 4 geldiğini görebiliriz. 50. sorumuzda ABC ve DBC bir üçgenin BCE doğrudaş olduğunu söylemiş. Bakın DBE açısı, DBE açısı şuradaki açı ABD'nin ABD açısı. Yani şuraya X dersem, X derece dersem ABD açısına DBE'nin 2X derece olduğunu görmüş oldum. Yine aynı şekilde ACD'ye Y diyelim. ACD'ye yani şuradaki açıya Y derece dersem DCE'nin DCE'nin de 2Y derece geldiğini görmüş olduk. Buna göre diyor alfa kaç derecedir? Şunu yapabilirim gençler. 3 tane Y'nin 42 artı 3 tane X olduğunu söyleyebilirim. Birinci eşitlik olarak. Buradan 3 tane Y eksi 3 tane X'in 42. Y eksi X derecelik bir açının da 42'yi 3'e böldüğünde 14 geldiğini görebilirim. Peki bizde şunu tekrardan BDC üçgeninde de alfa ile 2x'in 2y'ye eşit olduğunu ve bundan dolayı alfanın da 2y eksi 2x derece olduğunu görebiliriz. Yani alfamız 28 gelir buradan gençler. 51. soruda ABC, DBC ve EBC birer üçgen. ABD, dbe ve EBF açıları eş. ACD, DC ve ECF açıları eş. Soruda gözüküyor arkadaşlar. Alfa, beta, teta olduğuna göre alfa ile beta ile teta arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şöyle yapalım. Buraya x derece, x dereceleri verelim. Buraya da yine y dereceleri, y dereceleri verelim. Yani birkaç denklemle bu, bulabileceğiz. Bakın şöyle yapabiliriz. Bir kere alfa artı 3x'in 3y'yi eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğeri 2x artı beta'nın da beta'nın da 2y'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradan beta'mız 2y eksi 2x hatta şöyle alfamız da 3y eksi 3x olduğunu gördük. Yine diğer bir taraftan da x artı tetamızın da y'ye eşit olduğunu ve tetamızın bundan dolayı y eksi x olduğunu gördük. Alfa, beta ve teta arasında geçerli olan bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakın şunu yapabiliriz. Burada yani y eksi x'e k dersek eğer 3 tane k, bunun 2 tane k, bunun da 1 tane k olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradan 2 tane betamızın alfa ile teta'nın toplamı olduğunu görebiliriz gençler. 52. soruda ABC üçgeninin BD ve CE iç aç olarak verilmiş. Bakın şunları yazayım yerine. Öyle geçelim. Ve CD ile BE de evet CD ile BE de dış aç olarak verilmiş. Şöyle şöyle çift çizgi yapalım. Evet. Gördüğünüz üzere burasını da şöyle çift çizgi yapalım. Evet gördüğünüz üzere bakın bir iç açı bir dış açıdan şurası eğer A ise şuradaki açının MA bölü 2 olduğunu yine aynı şekilde buradaki yanında sol taraftan bir dış açıyla bir çarçı ortayın kesiştiğinden dolayı MA bölü 2 olduğunu görebiliriz. Yani gençler alfa ile tetanın birbirlerine eşit olduğunu gördük. ABC'de bir dörtgen BEDE kesiştiği yer E noktasıymış. Evet bu açıların eşitlikleri verilmiş. Alfa, beta, teta açılarımız var. Alfa, beta ve teta arasında geçerli bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Öncelikle buraya x derece x derece diyelim yine. Burası y derece y derece olsun. Bakın 2x artı beta artı teta'nın 2y derece olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradan beta artı teta'mızın 2y eksi 2x derece geldiği söyleyebiliriz. Yine diğer türlü, diğer türlü doğrumuzu uzattığımızda şu açımızın alfa artı x derece olduğunu ve yine şu uzat benim çizdiğim şuradaki e, f olsun f noktasında oluşan fdc üçgeninde alfa artı x artı tetamızın da y'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada yine alfamız artı tetamız y eksi x olarak yazabiliriz. Burada buna beta artı teta bölü 2 diyebiliriz. Yani bakın burada beta artı teta bölü 2'mizin y eksi x olduğu geldi. Yazdığım yerine alfa artı teta... Beta artı teta bölü 2 oldu. Tetamız diğer tarafa geçerse alfa eşittir. Beta artı teta bölü 2 eksi teta. Bunu yaparsam eğer 2 tane alfamız beta eksi teta gelecektir gençler. 54. sorumuzda ABE ve CDE birer üçgen. BF ve CF iç aç ortaylar. Evet bakın burada iç aç ortayları şu iki üçgenin dışarıda bir yerde kesişmiş. Alfa, beta, teta verildiğine göre diyor. Alfa, beta, teta arasındaki bağıntı nedir diye bizi sormuş. Yine burada şunu yapalım arkadaşlar. X derece, X derece diyelim. Ve buraya da Y derece, Y derece diyelim. Şunu gördüm ben. Şuradaki açı, bakın şuradaki açı, şuradaki karaladığım açı. Hem alfa artı x artı y'ye eşit. Değil mi? Hem beta artı 2x'e eşit. Hem de teta artı 2y'ye eşit. Buradan bu iki eşitlikten ve şu iki eşitlikten alfa artı x artı y eşittir. Beta artı 2x'den diğeri de alfa artı x artı y eşittir. Teta artı 2y'den. Bakın birinci denklemden şu elde edilir. Alfa artı y eksi x eşittir. Beta kaldı. Diğer tarafta da alfa artı x eksi y eşittir. Teta kalmış oldu. Bu ikisini taraf tarafa toplasam 2 alfanın beta artı teta geldiğini görebilirim. Evet bu videomuzda MyGo1 kitabının aç ortayların açıları cevaplı testlerinin çözümlerini yapmaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.